Bir Derin Düşünce programına daha hoş geldiniz. Programımızın bu ayki konuğu Kadir Canatan hocamız. Kendisi ağırlıklı olarak sosyoloji üzerine çalışmalar yapıyor ve şu ana kadar yayınlanmış birçok eseri var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadir hocamızla dindar kitlenin sosyolojisini konuşacağız. Cemaatlerin, dindar gençliğin sorunlarını ya da hangi evreden geçmiş olduğumuzu, yaşanan sorunları konuşmaya çalışacağız. Kadir hocam, isterseniz şuradan başlayalım. Yani cemaat kavramı genel olarak bakıldığında sadece tabii aslında Almanca'da Gemeinschaft, yanlış bilmiyorsam cemaat anlamına geliyor. Yani toplumun bir alt birimi. Dolayısıyla cemaat dendiğinde sadece dini cemaatler akla gelmemeli. Ama biz tabii ki burada dini cemaatleri aslen konuşacağız. Fakat cemaat kavramına ilişkin isterseniz bir açılım yapalım. Yani Zygmunt Bauman mesela Cemaatler kitabında cemaatin toplum için ya da toplum cemaatin kuşattığı bireyler için sıcak bir yuva olduğunu söylüyor ve bir anlamda bir sığınma yeri, bir sığınma mekanı olarak, yani kabaca özetlersek bu şekilde ifade etmeye çalışıyor. Türkiye koşullarına da geldiğimizde cemaat, sizce dini cemaatler özellikle toplum açısından ne anlam ifade ediyor? Cemaate ilişkin bu kavramsal açılıma dair neler söyleyebiliriz? İsterseniz buradan başlayalım. Evet, şimdi sosyolojide cemaat kavramını Alman sosyolog Tönnies kullanırken aslında geleneksel toplum formunu ifade etmek için kullanmıştı. Ve modernleşmenin cemaattan cemiyete doğru bir geçiş süreci olduğunu belirtmişti. Fakat bu kavramsallaştırma çağdaş sosyologlar tarafından çok fazla tutulmadı. Çünkü cemaat dediğimiz olgu modern toplum içinde de yaşamaya, varlığını sürdürmeye devam ediyor. O zaman cemaati modernleşmeyle birlikte sona eren bir yapı değil, modernleşmeyle birlikte modern toplum içinde yeni konumlar, yeni formlar alarak devam eden bir yapı olarak görmemiz lazım. Şimdi Türkiye'de cemaatlerin oluşu aslında oldukça yeni, modern bir durum. Çünkü Cumhuriyet kurulurken tarikatlar vardı. Tarikatlar yasaklanınca onlar bir anlamda görünüş olarak ortadan kaybolmuş oldular. Fakat 30'lu yıllardan itibaren bazı tarikatlar yer altında varlıklarını sürdürmeye başladılar. Bu cemaatlerde yetişen bazı kimseler de yeni cemaat forumları oluşturmaya başladılar. Ama Türkiye'deki bu cemaatlerin çoğunluğunun Nakşi olduğunu görüyoruz. Yani Süleymancılık'ta, Nurculuk'ta aslında Nakşiliğin çağdaş biçimleri olarak okunabilir. Şimdi 1960'lara kadar cemaatler ve tarikatlar Türkiye'de yer altında bir hayat sürüyorlar. 50'lerden itibaren yavaş yavaş, ama 60'lardan sonra yeryüzüne çıkmaya başlıyorlar. Daha görünür bir hale gelmeye başlıyorlar. Bu cemaatler neden var diye baktığımızda birkaç bunların işlevleri olduğunu görüyoruz. Birincisi, Cumhuriyet'in ihmal ettiği din eğitimini bu cemaatler ve tarikatlar sağlamaya çalışmışlardır. Her ne kadar ortada dini bilgilendirme amaçlı bir Diyanet diye yapı olsa da bu çok fazla topluma hitap edememiştir. Toplumun belli kesimleri her zaman bu yapının dışında kalmışlardır.
Bir de yüz yüze eğitim, o tarikatlardaki işte sürece bağlı bir şey, liderliğindeki eğitim Diyanet'in yapabileceği bir iş değildi. Onun için bu tarikatlar ve cemaatler bu işi yapmaya çalıştılar. İkincisi de 1950'ler 60'lardan sonra Türkiye bir şehirleşme devrimi diyebileceğimiz bir büyük değişim yaşadı. Yani kırsal kesimden kopup gelen insanlar şehirde var olmaya çalıştılar. Fakat şehir onlara hoş geldin demedi. Ama gece kondular, işte adı üzerinde gece yaptıkları yapılarda yaşamaya başladılar. Yine bu yer altına çekilmiş olan dernek ve cemaatların, tarikatların gölgesinde bir konum elde etmeye, bir tutunmaya çalıştılar. Bu tarikatlar ve cemaatler zor durumda olan insanlara çeşitli imkanlar sundular. İşte öğrencilere okuması için burslar vermeye başladılar. Yoksullara yardım yapmaya başladılar. Bu şekilde sosyal bir fonksiyon da üstlendi. Fakat cemaatler büyüdükçe siyaset için blok oy toplanabilecek, hatta adaylar devşirilebilecek bir siyasi potansiyel haline de geldiler. Bu şekilde üçüncü bir işlev kazandılar. Özellikle sağ partiler tarafından değil mi? Evet. Kendilerini himaye edecek, bu çok önemli bir nokta, kendilerini himaye edecek sağ partilerin yelpazesi içinde işlev görmeye başladılar. Onlara verdikleri blok oy karşısında bir himaye de elde ettiler. Bu şekilde de kendi varlıklarını meşrulaştırmaya çalıştılar. Bu hemen hemen 2000'li yıllara kadar böyleydi. 2000'li yıllarda bazı değişimler oldu. Türkiye dindarlık sosyolojisinde de değişmeler oldu. Belki bu cemaat olgusundan sonra geçebileceğimiz bir konu bu dindarlığın sosyolojisinin değişimi olabilir. Ona geçmeden önce hocam şu soruyu sormak istiyorum ben size. Birincisi Nakşiliğin altını çizdiniz. Bu ne, anlam, evet. Ne anlama geliyor? İkincisi de cemaatler miatlarını doldurdu mu yoksa halen toplumda gerçekten 50'li 60'lı 70'li yıllarda görmüş oldukları işlev ve fonksiyonu hala icra etmeye devam ediyorlar mı? Bence hala işlevlerini sürdürüyorlar. Türkiye'de imam hatıplarda ve işte Diyanet kurumlarında verilen eğitim her zaman resmi din olarak algılandı. Sanki gerçek din bu kurumlar tarafından anlatılamıyor. Biz gerçek dini vereceğiz dediler. İkincisi de din daha çok ahlak ve yaşam pratiklerinden oluşuyor. Bu resmi kurumlar uygulamaya dönük işlevleri olmayan kurumlar. Dolayısıyla cemaatler sadece din anlatmıyorlar, din eğitimi vermiyorlar. Aynı zamanda cemaat üyelerine belli pratikleri de öğretiyorlar. Bu anlamda din orada tam da bir cemaat içinde yaşanması gerektiği şekliyle yaşanıyor. Yani toplum daha resmi ilişkilerin olduğu bir yer, ekonomik, ticari ilişkilerin olduğu bir yer. Cemaat ise değerlerin, fedakarlığın, yardımlaşmanın olduğu bir yer. Dolayısıyla ora insanlara daha sıcak bir yuva gibi geliyor. Tam da Bauman'ın aslında anlatmak istediği bu. Toplum çok vahşi bir yapıya sahip. İnsanlar orada tutunamıyorlar. Bireyselcilik hakim, kapitalizm, ticaret hakim, rekabet var. Oradan işte insanlar çekilip şöyle biraz geriye daha yumuşak ilişkilerin olduğu
cemaat yapılar içinde daha rahat hareket edebiliyorlar. Orada daha çok kendileri olarak kalabiliyorlar. Ama burada hocam biraz eleştirel bakanlarda şöyle yani biraz da eleştiri olarak biz baktığımızda bir takım sorunları da görüyoruz. Yani örneğin mesela tamamen gönüllü bir dini eğitim, yani ailelerin gönüllü olarak diyelim ki yurtlara ya da Kur'an kurslarına verdiği öğrencilerin yetiştirilmesi meselesinde belki hani çocuk yaştaki öğrenciler için belki bu geçerli değil. Çünkü onlar için özgür bir seçim söz konusu olamaz ama üniversite çağına gelmiş bir öğrenci az çok bir özgür seçim yapabilme noktasında bir iradeye ya da cezai ehliyete sahip olması gerekir. Ama cemaatlerin belli bir düşünceyi dayattıklarını ya da belli bir İslam yorumunu aktardıklarını, o İslam yorumu dışındaki yaklaşımları da kimi cemaatlerin ötekileştirdiğini, bazılarının şeytanlaştırdığını, bazılarının da yani diğer ideoloji ve düşüncelere ilişkin bir şey söylemiyorum. Yani farklı dini yorumlara dahi müsamahalı yaklaşmayan bir bakış açısı. Dolayısıyla burada tek yönlü, yani yukarıdan aşağı hiyerarşik bir ilişki var ve cemaat içerisindeki yapı dindar gençliğin ya da Müslüman bir gencin farklı entelektüel maceralara atılmasını engelliyor ya da farklı serüvenlere girmesini, farklı entelektüel, alternatif entelektüel arayışlarının da önünü kapatan bir şey. Bu açıdan bakıldığında yani bir işlev fonksiyon bozukluğu ya da bir eleştiri getirme durumu söz konusu olacak mı? Tabii şüphesiz. Şimdi Türkiye'de cemaatlerin en önemli ana problemi ontolojik bir güvensizlik içinde olmaları. Bunlar hala resmi olarak bir statüye sahip olmadıkları için, işte belli partilerin, iktidarların himayesi altında oldukları için aslında bunlar şeffaf bir yapıya sahip değiller. Yukarıdan gelen baskılarla da dış dünyayı biraz şeytanlaştıran, düşmanlaştıran bir eğitim de veriyorlar. Cemaatlerde biz ve öteki ayrımı çok keskin. Doğru din işte bizde öğretilir. Doğru hayat tarzı bizdedir. Bizim dışımızdakiler işte dini sulandırıyor veya daha başka bir din anlatıyor. Farklı akımlara mensuplar gibi bir din anlayışı da buralarda veriliyor. Bir gençle karşılaşmıştım. Bana dedi ki biz dedi tefsir okuyoruz dedi. Ama dedi diğerlerinden farklı dedi. Nasıl dedim? Biz dedi doğrudan peygamberimizden okuyoruz dedi. Allah Allah dedim, ya bu nasıl oluyor dedim. Meğerse okudukları tefsir hadislerle tefsir diye bir tefsir türüymüş. Onu anlatan hoca demiş ki biz demiş bir anlamda demiş peygamberimizin rahlesinde okuyoruz. Onun sözleriyle Kur'an'ı tefsir ediyoruz anlamında söylemiş. Ama genç şöyle algılıyor bu durumu. Biz tek doğru tefsiri okuyoruz. Diğerleri yanlış diye bakıyor. Halbuki diğer tefsirler de hadisler ve rivayetlerden yola çıkarak, yani dirayet tefsirini bir kenara bırakırsak rivayet tefsirlerin tamamı hadislerle tefsir ediyor zaten. Tabii. Dolayısıyla bu yapıların çok sağlıklı olduğu söylenemez. Bunun işte en temel sebebi özgür olamamaları, şeffaf olamamaları. Çünkü bu onlara sağlanmamıştır. Bu onlar işte başından beri yeraltı bir hayat yaşadıkları için o yeraltı ilişkilerde de maalesef istismarlar olabiliyor. Eleştiri kolay değil. İşte daha çok baba annenin talimatlarıyla oraya giden gençler orada kendilerini özgür hissetmiyorlar. İşte en son Türkiye'de yaşanan bu Enes Kara intiharı bu konuyu yeniden gündeme getirdi. Eğer bir yerde kişi gönüllü olarak kalmıyor, içinde bulunduğu atmosferi baskıcı olarak görüyorsa burada bir
bunalım yaşıyor. Bu bunalım içinden çıkamazsa, ki bu çocuk öyle gözüküyor, babası orada kal demiş, oradaki insanlar iyidir demiş. Çocuk başka bir alternatif de bulamamış. Dolayısıyla kendi hayatına son vererek aslında o bulunduğu ortamı, babasını, annesini, bulunduğu yapıyı protesto eder bir şekilde intihar etmiş. İntiharların bir kısmı böyle protestovari bir tutuma işaret eder. Dolayısıyla bunun bir örneğini gördük. Bunlar tabii oluyor ama bunların ben azınlıkta çok küçük örnekler olduğunu düşünüyorum. Genelde bir uyum oluyor. Yani anne baba muhafazakar bir aile ise, çocukları da öyle yetiştirilmişse, bu tür cemaatlere adaptasyonda çok büyük sorunlar yaşanmıyor. Fakat günümüzün özellikle hocam tam bu, da burada şey soracağım. Siz de galiba oraya geleceksiniz ama evet. Cemaatler eskisi gibi izole edemiyorlar üyelerini. Özellikle evet, gençleri evet. Ve sıkıntı internet burada. Çağında evet, internet çağında çocuk farklı düşüncelerle, farklı yapılarla, evet. Farklı entelektüel eğilimlerle tanışabiliyor. Bunların içerisine deizm, ateizm ya da agnostizm de dahil olmak üzere farklı İslami yorumlarla da, din yorumlarıyla da karşılaşabiliyor. Dolayısıyla cemaatin artık eski 60'lı 70'li yıllara göre mukayese edildiğinde genci zapturapt altına alması çok daha zor. Galiba çatışmalar ve sorunlar buradan kaynaklanıyor. Evet, evet. Yani günümüz gençliği farklı teknolojilerle ve bunların içerikleriyle tanışıyorlar. İşte bir ellerindeki mobil telefonla bütün dünyayı gezebiliyorlar aslında. Bütün dünyadaki akımları, düşünce geleneklerini okuyabiliyorlar. Farklı dünyalara girip çıkıyorlar. Üniversite zaten kendi başına farklı bir dünyadır. Özellikle devlet üniversitelerinde Türkiye'nin her yerinden gelmiş insanlar var. Çok farklı bölgelerden, yörelerden insanlar. Buradaki arkadaşlarıyla karşılaşmalarda, buradaki aldıkları farklı hocalardan, derslerden ilham alarak o farklı seçenekleri görüyorlar. Ve ama burada galiba şöyle bir sıkıntı var hocam. Yani iki türlü hem olumlu hem olumsuz yönü var gibi gözüküyor. Birincisi olumlu tarafı farklı düşüncelerle tanışıyor olması gencin. Dolayısıyla evet. Bir izole durumunu kırma gibi bir durum söz konusu. Ama öte yandan da internet yavaş yavaş gençler için tek bilgi kaynağı haline geliyor. Ve burada doğru ya da yanlış göreceli bir kavram ama sağlıklı ve ilmi ya da bilimsel düşüncelerle sağlıksız olanlar ya da gerçeğe tekabül edenlerle etmeyenler tam bir karmaşa içerisinde gence doğru hücum ediyor. Dolayısıyla burada gencin doğru ile yanlış ayırt etmesi noktasında ciddi bir soru işareti doğuyor galiba kafasında. Evet. Dolayısıyla bu da olumsuz yönünü ortaya koyuyor sanki. Kesinlikle. Yani doğru ve yanlış belli bir eğitim formu içinde veya homojen bir dünyada öğretilirse orada o doğru ve yanlışlar oturuyor. Ama farklı dünyalarla tanışan bir gence siz doğru şudur, yanlış budur dediğinizde o diyor ki neye göre nasıl diyor. Evet. Dolayısıyla farklı sorular sorabiliyor. Orada tabii gençlerin yaptığı seçimlerle bağlı bulundukları, ikamet ettikleri cemaatlerin yurtlarındaki atmosfer uyuşmuyorsa o zaman bir kimlik kargaşası yaşayabiliyorlar. Aileleriyle yine bir kuşak çatışması yaşayabiliyorlar ve burada istemediğimiz tabii çatışmalar da gündeme geliyor. Bu İstanbul'un bir de popüler kültür meselesi var hocam. Evet. Gençlerin popüler kültürle olan ilişkileri, onların hem cemaatle hem toplumla olan ilişkilerini ya da aileleriyle olan ilişkilerini nasıl etkiliyor? Yani aslında doğru da ya da yanlış tamamen göreceli bir şey ama mesela evet. Bilginin en doğru yerden alınması demek aslında o bilginin uzmanı olan, yani diyelim ki sosyolojiyle ilgili bir evet. konuda bilgi alacaksınız YouTube'dan. Dolayısıyla hı-hı. sosyolojinin üstadı olan insanlardan almak
en doğru olanı. Ama mesela işte Twitter fenomenleri ya da sosyal medya fenomenleri ya da YouTube fenomenlerinden, YouTuber'lardan etkilenen bir gençlik var. Yani bunun oluşturduğu bir popüler kültür var. Bu popüler kültür felsefeye de sirayet ediyor. Yani felsefe, sanat ve din gibi çok ciddi düşünme gerektiren, odaklanma gerektiren, derinleşme gerektiren konularda daha yüzeysel, daha popüler, daha geçici, palyatif düşünceler zerk ediyor gencin kafasına. Bu da toplumla olan ilişkisini, ailesiyle olan ilişkisini nasıl etkiliyor sizce? Evet. Şimdi ben de demin ona girecektim. Başakşehir Mahallesi'nde İstanbul'da yapılan iki tane araştırma var. Birinde jüri üyesi bulunduğum için yakından takip etmiştim. Bir arkadaş muhafazakar ailelerin kendi çocuklarına kendi değerlerini hangi ölçüde aktardıklarını veya aktaramadıklarını incelemişti. Nitel bir çalışmaydı. Orada istatistik rakamlar vermek mümkün olmayacak. Ama çoğu ailenin kendi değerlerini çocuklarına yansıtamadığını bulgu olarak, sonuç olarak tespit etmişti. İşte bu aile, arkadaş çevresi, okul, sokak, sosyal medya günümüzde o kadar çeşitlendi ki eskiden var olan bir iki kurum gençliğin kimliğini belirliyordu. Şimdi bu mecralar fazlalaştıkça gençler dünyayla küresel bütünleşme yolunda bir sürece girdiler. Dolayısıyla dünyaya hakim olan, dünyada moda olan bir takım akımlar Türkiye'ye de geliyor. Yine aynı Başakşehir'de yapılan bir başka çalışma var. Ben kendi çalışmamı yaparken gençlerin bu modern izimlerle imtihanı diye bir çalışma yapmıştım. O sırada karşılaştım. Daha yeni yapılmış bir doktora araştırması. O da Başakşehir'deki liselerde gençlerin deizm algısını inceleyen bir çalışma. 400'e yakın genç sorgulanmış. Bunlar farklı liselerde eğitim gören gençler. Bunların deizm bilgisi nedir? İlk önce o soruluyor. Biliyor musunuz nedir yani bu? Gençlerin çoğu bunu biliyoruz diyorlar. Peki bunu nereden öğrendiniz? Okuldan mı, aileden mi? Hayır diyorlar. Sosyal medyadan öğrendik diyorlar. Bakın yani deizm denen bir şey, bir akım gençleri sosyal medyadan etkiliyor. Önce kelimeyi duyuyorlar, sonra diyorlar ki bu nedir bir bakalım diyorlar. İnternette, sosyal medyada araştırmalar yapıyorlar, tartışmalar yapıyorlar. Sonra gençlerin gündemine oturuyor bu. Okullarda bu konu tartışılıyor. Sonra bazı gençler diyorlar ki ya tam bizim kafamıza bu uygun düştü falan diyorlar. Onlar deizmin savunusunu yapıyorlar. İşte karşı çıkanlar da gençleri bundan caydırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla böyle sosyal medyada, sanal dünyada yapılan tartışma birden okulların, gençlerin sokağın gündemi haline geliyor. Bu şekilde görüyoruz ki yani dünyadaki eğilimlerden artık gençler bağımsız düşünülemez. Dünyayla bir bütünleşme süreci yaşıyoruz. Sosyal medya, internet özellikle gençlerin dünyayla ilişki kurmasını sağlıyor. Pardon popüler hocam, bir şey Başakşehir'in ile ilgili yaptığınız araştırmanın sonucunda aileler çocukların düşüncelerini belirliyor, biliyor mu? Belirleyemiyor herhalde. Belirleyemiyorlar. İşte iki örnek var. Bir, muhafazakar aileler kendi değerlerini gençlere yansıtamıyorlar, aktaramıyorlar. İki, gençlerin bugün etkilendikleri popüler akımlar aileden, sokaktan, arkadaş çevresinden ziyade bu sosyal medyadan kaynaklanıyor. Oradan bir takım fikirler işte okula ve sokak yaşamına, arkadaş kültürüne yansıyor. Bu da peki gençlerin... bunu nasıl bir sağlıklı bir noktaya getirilebilir? Yani bu nasıl aşılabilir? Yani Müslüman aileler ya da dindar aileler ya da
genel olarak aileler bunu nasıl sağlıklı bir şekilde aşabilirler? Evet, bu işte zor bir soru. Çünkü şöyle bir durum var. Eğer siz okula, sokağa, popüler kültüre, sosyal medyaya hakim değilseniz, hakim olanlar sizi etkiliyorlar. Dolayısıyla burada asimetrik bir güç ilişkisi var. Bunu tersine çevirmek kolay bir şey değil. Bu şunu gösteriyor. Sanatta, felsefede, düşüncede, sosyal medyada her yerde olmamız gerekiyor. Gençlere alternatifler sunmamız gerekiyor. Artık yani camiye, çeşmeye yardım yapmak yerine bugün sosyal medyaya yatırım yapmamız gerekiyor. Bir de hocam bu işin üstadları, yani sosyoloji, felsefe ya da İslami ilimler alanında üstad olan ya da gerçekten evet, kariyer yapmış ya da toplumun topluma kendini kabul ettirmiş insanların internette ya da YouTube'da ya da sosyal medyada daha görünür hale gelmesi, evet, ya da bu doğru bilgi aktarımı noktasında onların daha ön planda olması. Dolayısıyla bu fenomen dediğimiz yüzeysel kültüre sahip popüler kültürü bir şekilde galiba geri adım attırmaya zorlamaları gerekiyor. Evet. Yani bu bir süreç. Artık sosyal medya hayatımızın bir parçası haline geldi. Yani bugün YouTube üzerinde binlerce videoya, işte filme ulaşabiliyorsunuz. Orada çok bilimsel nitelikli anlatımlar, dersler, sohbetler var. Daha önce yapılmış olan programların kayıtları var. Dolayısıyla her konuyu burada araştırıp izleyebilirsiniz. Evet. Bir deizm konusunda 10 çeşit program yapılmış. Gençler işte bunları çeşitliliği yani sağlayarak okuma, izleme yapmaları gerekiyor. Yani diyelim ki bir Nur cemaatinde sadece Nur Risalesi okunuyorsa bu genç farklı düşüncelerle karşılaştığında içinden çıkamıyor. Çünkü onun zihni Nur Risalelerine göre çalışıyor. Oradaki soru ve cevapları biliyor. Ama yeni sorular karşısında cevapları yok. Bunun o zaman için, hocam bundan sonraki süreçte çatışmanın artmasını öngörebiliriz galiba, değil mi? Tabii, yani çatışmalar tabii, artacak. Tabii. Yani zaten çatışmacı bir dünyada yaşıyoruz. Yani sınıf savaşı vardı, işte kadın erkek feminizm meselesi vardı, kuşak çatışması vardı. Şimdi bu sosyal medyaya taşındı. Tartışmalar artık ora üzerinden yürüyor. Eğer sosyal medyada varsanız dünyada siz de varsınız. Yoksanız yoksunuz yani. Bu kadar olay net bir hale geldi. Onun bir de galiba için, hocam dindarları, dindar gençleri yönlendiren cemaatlerin de kendilerini gözden geçirmesi gerekiyor. Yani hem daha şeffaf, hem evet, dünyaya daha açık hale gelmeleri ve kendilerini ne bir çekidüzen vermeleri, daha çoğulcu bir yapıya, evet, daha müsamahakar bir yapıya yavaş yavaş evrilmeleri gerekiyor galiba. Yoksa yani cemaatlerin ciddi bir yıpranma süreci söz konusu olabilir sanki. Evet, kesinlikle. Yani bu yeni gelişmelerden cemaatler daha etkileniyor. Daha fazla yeni üye elde etmeleri pek olası görülmüyor. Farklı, çünkü alternatifler ortaya çıkınca cemaatlerin bir seçenek olmaktan çıkması gibi bir durum söz konusu. Onun için cemaatlerin varlığını sürdürebilmesi için makul, meşru düzeyde bir gelişim göstermesi gerekiyor. Gençlerin ilgi alanlarını yoklamaları, ona göre yapılanmaları gerekiyor. İslam düşüncesindeki çeşitliliği kendi içinde kavramaları gerekiyor. Sadece tek bir kitapla, tek bir ilmihalle bu işin çözülmeyeceğini bilmeleri gerekiyor. Bu Başakşehir araştırmasında bir şey daha dikkatimi çekti. Buyurun. Deizm yoklaması yapılan liselerde gençler cemaatleri de eleştirmişler. Bu cemaatlerde işte dini liderlerin, orada konuşan, vaaz veren kişilerin
kapasite olarak yetersiz olduğunu düşünüyorlar. Niye? Çünkü bu sosyal medyada konuşulan konuların hiçbirine bu vaizler giremiyorlar. Orada sorulan sorulara zihinsel olarak bir hazırlık yapmamış olarak gençlerin karşısına çıkıyorlar. Dolayısıyla o bilgileri artık ikna edici ve yeterli bulmuyor gençler. Buradan da vaizleri zorluyorlar yani. Evet, cemaatlerin yeni şeylerle, challenge'larla karşı karşıya olduklarını bilmeleri lazım. Bu meydan okumalara karşı da kendilerini güçlendirmeleri gerekiyor. Belki yani şu andan itibaren ufak tefek eğilimler de görüyorum ben. Artık birçok genç bu cemaatler içinde vaiz duruma geliyorlar. Konuşmacılar o bizim bildiğimiz yaşlı, sakallı amcalar filan değil. Daha gençler konuşmaya başladılar. Çünkü inisiyatif artık bunlarda. Bunlar çağın sorunlarını yakından izliyorlar. O moda akımları bunlar biliyorlar. Gençlerle bunlar daha iyi sohbet edebiliyorlar. Dolayısıyla oradaki liderlikte de bir dönüşüm olması bekleniyor. Ama o gençlerin de galiba dini bilgileri de yeteri derinlikte değil ya da değil. Yani sosyal medyadaki yüzeysellik o yeni genç televaizlere de yansımış durumda sanki. Evet, maalesef. Benim yurt dışında yaşadığım şöyle bir olay var. Yeni kuşaklar dil biliyorlardı. Fakat dini bilmiyorlardı. Onun için anlatamıyorlardı. Eski kuşaklar da, birinci kuşaklar ve Türkiye'de gelen imamlar da dil bilmedikleri için dini bilseler bile anlatamıyorlardı. Dolayısıyla bir kesmekeş yaşanıyordu. Şimdi hem dini bilen hem dili bilen insanlara ihtiyacımız var. Yani asrın dilini konuşan insanlara ihtiyacımız var. Bunu Mehmet Akif ta 20. yüzyılın başında hissetmişti, görmüştü, şiirlerine de yansıtmıştı. Hala aynı sorunla meşgulüz. Zeitgeist aslında, değil mi hocam, asıl mesele? Tabii. Yani zamanın ruhunu yakalayabilmek. Evet. Belki de bu süreç bir rekabete yol açarsa, belki vaizleri gençler zorlarlarsa, o ilim sahibi olduğu düşünülen insanlar kendilerini yani yeni felsefi problemlere ilgi duyar hale gelirler ve dolayısıyla belki bu rekabet hayırlı bir sürece, olumlu bir sürece de evrilebilir diye düşünüyorum. Evet. Ne dersiniz? Bu konuda da aslında çalışmalar var fakat biz yapmıyoruz. Daha çok Batılılar yapıyorlar. Almanya'dan bir antropologla tanışmıştım, bir bayan. Hollanda'ya gelmişti biz oradayken, öğrenciyken. Şunu araştırıyordu. Gelecekte Batı dünyasında hangi İslami ekol daha etkin hale gelecek? İşte bu araştırmasında eğitime önem veren, dile önem veren, Batı dünyasını tanıyan akımların söz sahibi olacağını söylüyordu. Bu farklı akımlara mensup gençlerle yapmış olduğu tartışmalardan böyle bir sonuca gitmişti. Dolayısıyla geleceği eğer elimizde tutmak istiyorsak bu geleceği oluşturan dinamiklerle de yüzleşmemiz gerekiyor. Son olarak hocam, bu cemaatlerle ilgili söylenen ilginç bir yaklaşım vardı, yıllar önce duyduğum, sevdiğim bir abimin söylediği bir şeydi. Yani cemaatler bir okul gibi aslında, yani cemaatleri böyle ezeli ve ebedi varlıklar değil de ömrü itmam edince, ömrünü tamamlayınca kendilerini fesheden yahut da kendini feshetmese bile birilerinin gelip belli şeyler öğrenip mezun olduğu okullara dönüşmesi gerektiğini, öbür türlü o hiyerarşik yapıların çok içe kapalı, izole edilmiş, efendim insanı, gençleri, dindar gençleri ya da diğer gençleri dünyadan koparan, dolayısıyla sağlıksız yapılar, sağlıksız insanlar ürettiğini, birçok acılara neden olduğunu, birçok savrulmalara yol açtığını ifade ediyordu. Bununla ilgili yorumunuzla beraber kapatalım isterseniz programı. Evet.
Şimdi aslında iki tip cemaat var. Cemaatları şu ana kadar çok genelleyerek konuştuk ama biri monarşik diyebileceğimiz bir sisteme sahip. Yani babadan oğula böyle liderliğin geçtiği yapılar var. Tarikatlar. Tarikatlar var. Burada yani aynen bizim Osmanlı'daki o padişahlık sisteminde olduğu gibi veliahtın, işte yeni liderin çocuk olması, yeterli donanıma sahip olması, bunlar hiç önemli değil. Böyle babadan oğula geçen bir sistem var. Bunlar geleneksel kaldıkları için zaman tarafından bunlar dışlanacak, elenecek olan gruplar. Bir de kendilerini zamanın ruhuna göre adapte eden, geliştiren cemaatler ve tarikatlar var. Bunlar hakikaten Türkiye'de de belki bir İskender Paşa örneği hep olmuştur. Entelektüel bir kesime hitap eden, o kesimden de epey üye toplamış olan bir cemaat. Ki bunlar 80'lerde, 90'larda çok önemli dergiler çıkartmışlardı. Bunlar da işte geleceği yönlendirdiler. Geleceğin oluşmasına katkıda bulundular. Bence bunlar her zaman varlıklarını sürdürecekler. Ama kendilerini de yenileyerek sürdürecekler. Bu yani o çağın işte ruhunu yakalayan gruplar bence hem kendilerini yenileyerek o işte istediğimiz açıklığı, şeffaflığı onlarda görebileceğiz. Hem de yeni kuşaklara onlar hitap etmeyi başaracaklar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Programımıza katıldığınız için İnşallah farklı mecralarda, farklı ortamlarda yine tekrar buluşuruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, bir programımızın sonuna daha geldik. Derin Düşünce programının. Bu haftaki konuğumuz, programın başında dediğim gibi Profesör Doktor Kadir Can Atan'dı. Kadir hocamızla dindar gençliğin sorunlarını, cemaatlerin dönüşümünü, dindar kitlelerin 90'lı yıllardan bu yana yaşadığı sosyolojik dönüşümü bu 30 dakikaya, yarım saate sığacak şekilde anlamaya çalıştık. Tabii ki konu çok derin ve çok geniş. Bütün boyutlarıyla ele almamız imkansız ama çok hocamın anlattığı konuların, değindiği hususların oldukça değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.